komisyonu üyeleri ve dostları var. 5 Haziran 2015'te Diyarbakır mitingimize yapılan ve barışı hedef alan bombalı saldırıda ağır biçimde yaralanan fakat o acı olayın ardından mücadelesiyle ve inancıyla hepimize umut olan sinema yönetmeni Liza Çalan da aramızda. Hoş geldiniz. Engelli yurttaşlarımızın bugün pek çok sorunları var. Maalesef birçok ülkede engellilerin sorunlarına çözüm olacak hak temelli politikalar izlenirken ülkemizde engelli yurttaşların ihtiyacına yardım gözüyle bakılıyor. Bırakın toplumdaki ayrımcılıkla savaşmayı, bu yaklaşımın kendisi devlet eliyle ayrımcılıktır. Engelli yurttaşlarımız rampasız ve yüksek kaldırımlar, ağaçların önüne döşenen, arabaların park etmiş olduğu hissedilebilir yüzeyler, otobüslerde çalışmayan ses sistemleriyle kent yaşamında hayatlarını sürdürmeye gayret ediyorlar. Türkiye'de erişebilirlikle ilgili en önemli yasa Temmuz 2005'te Engelliler Kanunu adı altında yürürlüğe girdi ama aradan geçen 12 yılda bir arpa boyu dahi yol alınabilmiş değil. Bizler dostlarımızın eğitim, sağlık, istihdam alanlarında yaşadıkları sorunların da farkındayız. Ve bizler çok iyi biliyoruz ki aslında engellenirsek engelliyiz. Engelli yurttaşlarımızın sorunlarıyla ilgili çok sayıda önerge verdik ama bunların hemen hiçbirine tatmin edici cevaplar da alamadık maalesef. Ama bu mücadeleyi birlikte sürdürmeye, devam etmeye söz veriyoruz. Bugün Şırnak İl Başkanlarımız, Mersin İl ve ilçe yöneticileri ve üyeleri de aramızda. Burada bizlerle olan her dostumuzun büyük emek ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. 7 Haziran sonrası Mersin genelinde 450 tutuklama gerçekleşti. En büyük belediye olan Akdeniz Belediyesi'ne kayyım atandı. Eş başkanımız Yüksel Mutlu tutuklandı. İldeki TÜHATFET, İHADE, Göçler gibi bütün muhalif kurumlar KHK ile kapatıldı. Yaşadıkları bu baskılara rağmen mücadelelerinden vazgeçmeyen tüm dostlarımıza, grup toplantımıza katıldıkları için çok teşekkür ederiz. Şimdi değerli misafirler, konuşmasını yapmak üzere parti sözcümüz, Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Osman Baydemir'i kürsüye davet ediyoruz. Sayın Başkan, Sayın Divan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, basının değerli emekçileri, bugün Mersin'den, Mersin'in ve Akdeniz'in sıcak meltemini bize getiren değerli parti arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Buradan sizler aracılığıyla, sizlerden aldığımız güç ve destekle bir kez daha cezaevinde bulunan bütün belediye başkanlarımıza Yüksel Mutlu şahsında binlerce kez selam olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli kardeşlerim, aramızda çok kıymetli bir coğrafyadan, direngen bir coğrafyadan, bütün zorluğa, zorbalığa, baskıya rağmen olağanüstü hal rejimine hayır diyen, şehrimin yakılması, yıkılmasına hayır diyorum diyen, namlunun ucunda sandığa gidip bu ülkenin geleceği için hayır kapısı açmaya çalışan ve emin olun hayır kapısı açan Şırnak'tan Şırnak il eş başkanlarımız burada. Bir kez daha buradan Şırnak'a, Botan'a binlerce kez selam olsun. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bin bir güçlük ve bin bir emekle engelleri aşa aşa bu salona gelen engelli kardeşlerim, dezavantajlı kardeşlerim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Eğer bir coğrafyada emin olun engel yoksa engelli de yoktur. Eğer bir coğrafyada engelli toplumun içerisine karışamıyorsa, A'dan Z'ye bütün kamu imkanlarından faydalanamıyorsa, kendisini katamıyor, kendisini gerçekleştiremiyorsa, her şeyden önce o toplumun idarecileri, yöneticileri, hizmet sunucuları bunlardan mesuldür. Ama emin olun, bugün içerisinde bulunmuş olduğunuz grup, HDP grubu, HDP partisi aynı zamanda engelleri aşma partisidir. Engelleri aşan bu parti hiç şüpheniz olmasın ki sizin karşılaşmış olduğunuz güçlükler ve engelleri de aşma yolunda önemli bir mesele, önemli bir merhale kat etmiştir. Ben müsaadenizle bir kez daha birkaç hususa değinmek istiyorum. 15 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar kliği var karşımızda. Neredeyse nüfusun %12.7'si dezavantajlı. Neredeyse 8,5 milyon insan dezavantajlı. Oysa sokağa çıktığınızda, sokağa baktığınızda insanlar, açık söylüyorum, engelli göremezsiniz. Sanırlar ki bu ülkede engelli yok. Oysa Avrupa'ya gittiğinizde, kalkınmış ülkelere gittiğinizde, demokrasisinde ilerlemiş ülkelere gittiğinizde, sokağın her başında, her parkta, her kamusal alanda mutlaka bir dezavantaj ile karşılaşırsınız. Ve sanırsınız ki oradaki dezavantajlı nüfus fazla. Hayır, oradaki dezavantajlı nüfusun kamusal alana, sokağa, hastaneye, eğitime, otobüse, tramvaya, metroya ulaşımının önündeki engeller ortadan kaldırılmış durumda. Bu itibarla da her şeyden önce engelli tanımı ve algısı yanlıştır. Bu algıyı ortadan kaldırmanın, şükürler olsun ki, çabasını biz ortaya koyduk. Her insan doğuştan eşit onura sahiptir. Ve aynı zamanda her engelli diğer bütün bireylerle birlikte eşit koşullarda topluma tam ve etkin bir biçimde katılımını sağlamanın politikasını bizler ortaya koyuyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partiler içerisinde engelli temsilinin olduğu, Merkez Yürütme Kurulu'nda engelli temsilinin olduğu yegane parti olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Musa kardeşim, Musa yoldaşım, Musa Can, hoş geldin, şeref verdin. Bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP'nin üretmiş olduğu her siyasette yaşamın her alanına dair mutlak suretle nüfusumuzun %12.7'sini oluşturan bütün bu dezavantajlı kardeşlerimizin bakış açısı siyasetimize yansıyor, sirayet ediyor. Kardeşlerim, müsaadeniz olursa sizi buradan birkaç yıl ötesine götürmek isterim. Kendim nazane, hasbelkader bu siyasetin yerel yönetimler idaresinde hizmet üretme imkanına, onuruna kavuştum. Türkiye'de ilk defa bir büyükşehir belediyesi engelli şube müdürlüğünü oluşturdu. Türkiye'de ilk defa bir büyükşehir belediyesi büyük bir kampüste dezavantajlı tüm yurttaşlarımızın, tüm kardeşlerimizin hayatın her alanına katılmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturdu. 24 saat esaslı hizmet verdik. Öyle ki bir telefon hattının ucuna bağlıydı. Örneğin bir engelli kardeşim dilediği saatte belediyeyi arayıp evinden alınıp dilediği yere götürülüp dilediği yerden tekrar evine götürüleceği bir mekanizma oluşturduk. Bu öyle bir mekanizmaydı ki çok açık ve net söylüyorum, Cumhuriyet tarihinde bir ilke ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır şehrinden bahsediyor. Ancak bu Diyarbakır şehri öyle bir şehir ki
en sonunda görevi devretmiş olduğum arkadaşlarım Gülten Kışanak ve Fırat Anlı görevden alındı. Yerine kayyum atandı. Emin olun ha, yürüyememek bir dezavantajdır. Ama yürüyememenin getirmiş olduğu engelden çok daha büyük bir engel vardır. O engelde bugün yönetenlerin demokrasi zihniyeti önündeki engel oluşturma politikaları, pratikleridir. İşte sizlerle birlikte o engeli aşmanın çabasının içerisindeyiz. Bugün bir kez daha gururla, iftiharla ifade etmek isterim ki bütün bu sorunların aşımı konusunda en az 8 tane araştırma önergesi verdik. En az 8 kere mecliste, genel kurulda dezavantajlı kardeşlerimizin sorunlarının aşımı konusunda kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Maalesef hükümet girişimiyle, iktidar partisi girişimiyle, reddiyle bu araştırma örgütlerimizin tamamı reddedildi. En az 29 kez soru önergeleriyle hükümetten bu alana ilişkin, ilgili bakanlıklardan bu alana ilişkin adım atılması konusunda soru önergeleri verildi. Bu soru önergelerini en çok verenlerden bir tanesi de Nursel Aydoğan vekilimizdi, cezaevine konuldu. Bu önergeleri veren arkadaşlarımızdan bir tanesi de Meral Danış Beştaş vekilimizdi, cezaevine konuldu. İşte en büyük engel zihinlerdeki demokrasi düşmanlığı, zihinlerdeki adalet düşmanlığı önündeki engeldir. İşte bizler bu engelleri ortadan kaldırmanın çabasını ortaya koyuyoruz. Değerli kardeşlerim, bu ülke 21. yüzyılda kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyor. Ve bu hükümet her gün yeni engeller ortaya çıkarıyor. Kanun hükmünde kararnamelerle en az 2000'i aşkın engelli kardeşimizin işine, aşına, ekmeğine son verildi. Rızkına el konuldu. Çok açık ve net söylüyorum. Bir hadisi şerif var ki biz onu kendimize rehber alırız. Nerede bir engelli varsa o bizimdir. Sorumluluğu bize aittir. İşte bu duygularla bir kez daha hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli kardeşlerim, ırkçılık insanileşme önündeki en büyük engeldir. Bugün bu ülke maalesef ırkçılıkla yönetiliyor. Savaş bütün insani değerlerimizin hayat bulması önündeki en büyük engeldir ve savaş engelli üretiyor. İşte Lisa Çalan kardeşim burada aramızda. Hoş geldin kardeşim. Biz sana karşı borçluyuz. Savaşı durduramadığımız için borçluyuz. Savaşı durduramadığımız için, o savaş yeni engelliler ürettiği için borçluyuz. Kardeşlerim, 5 Haziran'da Diyarbakır'da bir patlama gerçekleşti. Yüzlerce yaralı, sonuç itibariyle yüzlerce engelli. Suruç'ta onlarca engelli. Ankara otogar patlamasında onlarca engelli. Dolayısıyla savaş aynı zamanda engel üretiyor, engelli üretiyor. Bir kez daha hükümete, Sayın Cumhurbaşkanına, Başbakan'a, Adalet Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na, savaşta, çözümsüzlükte ısrar eden bu hükümet zihniyetine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Son 2 yıllık zaman dilimi içerisinde çatışmalardan kaynaklı, savaştan kaynaklı, patlamalardan kaynaklı kaç insan, kaç can hayatını yitirdi, kaç can, kaç beden engelli pozisyonuna geldi. İşte müzakere masasının, devirmenin sonuçlarıdır bunlar. Çözümü şiddette, kanda, gözyaşında görmenin sonuçlarıdır bunlar. Tam da bu notada bir kez daha adalete dikkat çekmemiz gerekiyor. Bir kez daha
insanı insan yapan değerlere dikkat çekmemiz gerekiyor. Bakın, Suruç saldırısından tamı tamına 21 ay sonra ancak Suruç'ta dava açıldı. Görüşme başlandı. Mahkeme heyeti kuruldu. Mahkeme heyetinde tek bir sanık yok. Sanıksız dosya görülüyor. Ama aynı zamanda tanıklık yapan SDGF eş başkanı Ceren Çoban hakkında vermiş olduğu tanıklık ifadesinden dolayı çok açık ve net söylüyorum, suç duyurusunda bulunuyor. O dosyanın mağduru olan, yaralanan 8 insan şu anda tutuklu. Maalesef öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bu davanın mağdurları tutuklu, ama açık söylüyorum, IŞİD zanlıları her gün mahkemeler tarafından patır patır serbest bırakılıyor. Var mı böyle bir adalet? Kabul edilir mi böyle bir adalet? Mağdurun tutuklandığı, tanığın hakkında soruşturma açıldığı ama fail zihniyetinin salıverildiği bir ülkede yaşıyoruz. Daha açık bir ifadeyle, taşların bağlandığı, itlerin salındığı bir coğrafyadan, Türkiye'den bahsediyoruz. Değerli kardeşlerim, hiç şüpheniz olmasın. Bütün bu yaşamış olduğumuz tablodan elbette ki çıkışın yolu vardır. Çıkışın yolu hakka sahip çıkmaktır. Adalete sahip çıkmaktır. Kimden gelirse gelsin zulme karşı çıkmaktır. Kime yöneltilirse yöneltilsin mazlumun hakkına sahip çıkmaktır. Şimdi 5 Mayıs gece yarısı. Silopi'de 6 yaşındaki Furkan ve 7 yaşındaki Muhammed. Bir panzer, bir güvenlik aracı gece yarısında evin içine dalıyor. Ve iki çocuğu, iki masumu, iki sebiyi hayatında alıkoyuyor, katlediyor. Çok açık ve net söylüyorum. Bu bir kaza değil. Bu bir cinayettir. Bu çocuk öldürmedir. Bu sabi öldürmedir. Bu zulümdür. Tartışma yürütüyorlar. Panzer şoförü alkollü müydü, değil miydi? Mesele panzer şoförünün alkollü olup olmaması değil. Mesele iki çocuğun hayatına kastedilmesi meselesidir. Niye bir vicdanlar harekete geçmiyor? Niye kıyamet kopmuyor? Niye bu ülkenin başbakanı bu iki çocuk için hüngür hüngür ağlamıyor? Çünkü bu çocuklar Kürt. Çünkü bu çocuklar Silopili. Çünkü bu çocuklar diğer çocuklar gibi. Kardeşlerim, son bir yılda Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de, Sur'da, Gever'de tamı tamına 141 çocuğun hayatına kastedildi. 141 çocuk aramızdan alındı. Gever'de bir panzer makinalı tüfeği, sözüm ona, tutukluk yapıyor. 4 tane insan hayatını yitiriyor. Neymiş efendim? Kazaymış. Diyadin'de kümürlükten ses geliyor. 2 çocuk taranarak öldürülüyor. Neymiş efendim? Asker panik yapmış. Kazaymış. Çok açık ve net söylüyorum. Bunların tamamı cinayet. Bunlar kader değil. Bunlar cinayet. Bu cinayetlere sessiz kalmak, bu cinayetlerin faillerini yargılamamak, cinayete ortak olmaktır. Ve politik sorumlusu hükümetin ta kendisidir. Vurun, saldırın, öldürün, yargılanmazsınız. Yargılama muafiyeti getiren hükümetin ta kendisidir. Ben sorarım size, bugüne kadar
Ceylan Önkol'dan bugüne değin, Roboski'den bugüne değin, bu halkın çocuklarına yöneltilen bu saldırılardan kaç tane güvenlik personeli yargılandı? Kaç tane güvenlik personeli cezalandırıldı? Ama gelin görün ki bu tablonun oluşmasında sadece ve sadece hükümet sorumlu değildir. Sessiz kalan, gözyaşı dökmeyen, benim evladımla aynıdır, eşdeğerdir demeyen Türkiye'nin batı yakasındaki, doğu yakasındaki, kuzey yakasındaki her bir insan bundan mesuldür. Hiçbirimiz bu mesuliyetten variste değiliz. Dolayısıyla bu zulmün tekerrür etmemesi için bir kez daha her birimizin Ahmet Spor olması lazım. Ahmet Spor olması lazım. Her birimizin çocuklar ölmesin, savaş dursun diyen Ayşe öğretmen olmamız lazım. Ahmet Spor'a dava açılıyor. Ahmet Spor'a ceza veriliyor. Ayşe öğretmene bir yıl üç ay çocuklar ölmesin dediği için ceza veriliyor. Oluk oluk kan akıtacağız diyen meczuplar takipsizlikle sonuçlanıyor. İşte böylesi bir adalet anlayışıyla bir ülke yönetilmeye çalışılıyor. Değerli kardeşlerim, bir kez daha vicdan muhakemesine ihtiyaç var. Bir kez daha insan olmaya, insan olmaya davet etmeye ihtiyaç var. Tıpkı pirim, Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi, ben bu dünyaya insan olmaya geldim demeye ihtiyaç var. İşte bir baba, bir babanın, bir annenin hayatında evladından daha değerli bir şey olamaz. Tamı tamına 75 gündür Kemal Gün evladının cenazesine ulaşmaya çalışıyor. Evladı hayatını yitirmiş, cenazesini almaya çalışıyor. Kas erimesi başladı. Şu anda Dersim'de Pir Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevinde. Kardeşlerim, adalet arayışı hepimiz için olmazsa olmazdır. Hemen yanı başımızda, Kızılay Meydanı'nda iki Can, Nuriye, Gülmen, Semih, Özakça 63 gündür açlık grevinde, kanun hükmünde kararnameyle ekmeklerine el konuldu. Akademiden atıldılar, üniversitelerinden, öğrencilerinden koparıldılar. Ve bu insanlar sadece ve sadece adalet istiyorum diyorlar. Sadece ve sadece adalet. Başka bir şey değil, adalet istiyorum diyorlar. Peki bu ülkenin Adalet Bakanı ne yapıyor? Amerikalarda Reza'yı kurtarmanın operasyonlarını ortaya koyuyor. Ya sana sormazlar mı? Sana sormazlar mı senin ülkendeki adalet hangi seviyede? Hatırlarsınız, hatırlarız. Her birimiz de kullanmışızdır. Memleket fıkraları anlatılırdı. Artık memleket fıkralarından bu ülkede adalet fıkralarını anlatır hale geldik. Müsaadeniz olursa ben size bir trajik olduğu kadar etkileyici bir adalet fıkrasını paylaşmak istiyorum. Yaşadığımız bu günlerde adına FETÖ denilen cemaat yapılanması bir sanığı sorguluyor. Sanık beyanını verdikten sonra sanığı tahliye ediyor. Sanığı serbest bırakan hakim bir başka hakim tarafından o sanıktan hem rüşvet aldığı için ama aynı zamanda da
cemaatle bağlantılı olduğu için serbest bırakan hakim bir üçüncü hakim tarafından tutuklanıyor. Aradan birkaç gün geçiyor, bir müddet geçiyor. O hakimi tutuklayan hakim FETÖ'yle, cemaatle ilişkili olduğu gerekçesiyle bir dördüncü hakim tarafından tutuklanıyor. Bu dördüncü hakimin ne zaman, nerede ve hangi isnatla tutuklanacağı merak konusu olmuş. Onun da arkası bir sonraki grup toplantımızda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir ülke düşünün ki kanun hükmünde kararname, yani padişah fermanlarıyla yönetilmeye çalışılsın. Muhaliflerin tasfiye edilmesi, söz söyleme kabiliyeti olan insanların derdest edilmesi. Çok açık ve ne söylüyorum. Adalet mayadır, maya. Bir toplumda maya kokarsa, yani tuz kokarsa, tutacak, tutkal görevi görecek hiçbir şey kalmaz. Bakıyoruz, bir büyükşehir belediye başkanının damadı aynı suç isnadıyla ve ama aynı zamanda sağlık gerekçesiyle serbest bırakılıyor. Darbe suçlamasıyla tutuklanan bir büyükşehir belediye başkanının damadı sağlık sorunları gerekçesiyle ve uykusuzluk yaşamış olduğu gerekçesiyle serbest bırakılıyor. Hadi şifa ibadet. Hadi şifa ibadet. Emçi vecid. Darbeye karşı çıkan, darbeye karşı başbakanla, meclis başkanıyla, muhalefet liderleriyle birlikte aynı metne imza atan İdris Baluken hastanede, hastane ranzasında tutuklanıp cezaevine konuluyor. Adalet bu mudur? Bu meclisine parlamentonun sıvacısı sıvacısı, görüyoruz emekçi kardeşlerimiz sıvacısı bu suçlamayla görevinden atılıyor, tutuklanıyor ama kavurmacı serbest bırakılıyor. Kardeşim, diyorlar ki sen sıvacı olmayacaksın, kavurmacı olacaksın. Bank asaya para yatırmayacaksın. Büyükşehir belediye başkanının damadı olacaksın. E bu milletin hepsi de büyükşehir belediye başkanlarına damat olacak diye bir kaide yok ki. Böyle bir olanak yok ki. Böyle bir fırsat yok ki. Sen bir öğretmensen, bir emekçiysen, yani arkan sağlam değilse maruz kalacağın uygulama bu olacak. Ama darbenin siyasi ayağı, çok açık ve ne söylüyorum, halen iş başında olacak. Darbenin siyasi ayağı halen sorgulanmayacak. Tek bir işlem, tek bir uygulama başlatılmamış olacak. Değerli kardeşlerim, Aysel Tuğluk, iki dönem milletvekilimiz, insan haklarından sorumlu ve hukuktan sorumlu eş genel başkanımız, çok açık ve ne söylüyorum, sadece ve sadece, sadece ve sadece geçmişte DTK'ya başkanlık yaptığı için tutuklanıyor. Aynı DTK'yı bu parlamentonun meclis başkanı anayasa yapım sürecinde davet ediyor parlamentoya, anayasaya dair DTK'nın görüşü nedir diye soruyor. Olması gereken budur. Doğru olan budur. Ama bugün muhalefet HDP şahsında yok edilmeye çalışılıyor. Toplumun vicdanı yok edilmeye çalışılıyor. Bir kez daha söylüyoruz. Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı tutuklanan zihniyet bir adalet mekanizması, bir yargı mekanizması değildir. Bu bir siyasi talimattır. Siyasi talimatın gereği yerine getirilmiştir. Bakın bir örneği, İdris Baluken'i tahliye eden ve tahliye ederken de Anayasa Mahkemesi'nin Balbay iştahına atıfta bulunan hakim
Eşiyle birlikte Diyarbakır'dan Ankara'ya sürgün ediliyor. Ağır ceza hakimi icra mahkemesine gönderiliyor, atanıyor. Bir kez daha söylüyorum. Bir milletvekilimiz mahkeme tarafından serbest bırakılıyor. Ankara'daki klik, bu Ankara Genel Merkez'de, AKP Genel Merkez'de midir? Yoksa külliyede midir? Yoksa parlamentonun içerisinde midir? Yoksa eşgüdüm halinde midir? Derhal devreye giriyor, talimat veriyor. Tutuklayan hakim talimat alıyor. Tahliye kararı veren hakim müeydelendiriliyor. Ve bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik Anayasa Mahkemesi kararını vermediği müddetçe devam edecek bir hukuksuzluktur. Bir kez daha söylüyoruz. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesi kararsızlığı, geçmişte vermiş olduğu karara sahip çıkmaması kendini yok saymadır. Adaleti yok saymadır. Ve bütün bu anayasal suçların işlenmesinin de en büyük paydaşlarından bir tanesi olmaktadır. Kardeşlerim, şu anda müsaadeniz olursa bir anekdotu daha paylaşmak istiyorum sizinle. Ve buradan da bir çağrıya götürmek istiyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğümde yakın mesai arkadaşlarımdan bir tanesi de İhsan Uğur'du. İhsan Uğur Hizdan Belediye Başkanımız oldu. Ve engelli politikasında da en büyük emeği sarf eden arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Kayyum atandı. İhsan Uğur şu anda cezaevinde. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, eş başkanı Sayın Fırat Anlı ile birlikte Elazığ cezaevinde ve tek kişilik hücrelerde tutuluyorlar. Tek kişilik hücrelerde. Van Belediye Başkanı Bekir Kaya Şırnak olaylarından sonra Şırnak'a gelmiş olan bir yurttaşımıza bir tekerlekli sandalye verdi. Bir engelli yurttaşımıza. %93 engelli olan bir yurttaşımıza tekerlekli sandalye verdi. Kayyum atanmasından sonra kayyum o engelli yurttaşımızın evine zabıta gönderdi ve o tekerlekli sandalyeyi o yurttaşımızdan geri aldı. Hadet-i nehili hadi. Hadet-i nehili hadi. Hadet-i nehili hadi. Bütün bunlar niye bu kadar fütursuzlukla yapılabiliyor? Çünkü hakikate erişim önünde engel oluşturuluyor. Hakikate erişim önündeki en büyük engellerden bir tanesi de medyanın susturulmuş olmasıdır. Kapatılmış olmasıdır. Onlarca ajans kapatıldı. Onlarca televizyon ekranı, kanalı karartıldı. Bakın, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Deniz Yücel, İnan Kızılkaya ve 157 tane gazeteci bugün dışarıda olmuş olsaydı bütün bu engelleri yazacaklardı. Toplumun hakka, hakikate ulaşmasını, çabasını ortaya koyacaklardı. Peki şu anda kalan medya ne yapıyor? Ben basın emekçilerinin tümünü tenzih ediyorum. Siz diyeceksiniz ki iktidarın zurnası olmuşlar. Ben katılmıyorum size. Zurnanın bir kıymeti var. Düdük olmuş diyeceğiz. Düdüğün de bir kıymeti var. Emin olun o kamıştan yapılan fitik var ya fitik. Şu andaki medya AKP'nin iktidarın fitiki olmuş durumda. Kim o parayı verirse o fitiki onlar çalarlar. Ama hiç şüpheleri olmasın ha. Bir gün iktidar değişir, el değiştirir, güç başkasına geçer. O zaman başkasının fitiki olurlar. Yol yakınken gelin kimsenin fitiki olmayın. Hakikatin, hakkın, mazlumun yanında siz de durun. Siz de savaşa hayır diyenlere ekranlarınızı açın, ekranlarınızı. Kardeşlerim, artık yargı bağımsızlığından partili yargıya doğru hızla bir kayış var. Ben Adalet Bakanlığı'na
eğer fırsat bulursa Reza'dan, Reza'yı kurtarma operasyonundan fırsat bulursa, Sayın Bakan, bir iddia var hakkınızda. Deniliyor ki 800'ü aşkın AKP il, ilçe yöneticisi olan, daha doğrusu AKP'li olan, kimi dönemlerde aday adayı olan 800'ü aşkın insan, avukat, herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın hakim olarak atanmış iddiası var. Bu iddiaya yanıt veriniz. Bu iddiaya yanıt veriniz. Hangi hakla, hangi hukukla, hangi soruları sordunuz? Hangi soruları sordunuz? Mülakat yapmışız diyorlar. Bu sorulardan bir tanesi, reis kimdir, reis neye denir diye bir soru mudur? Kusura bakmayın arkadaşlar, ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Çok yakın dostlarım, çok yakın arkadaşlarım bana reis diyorlardı. Kurban olayım, bundan sonra bana reis demeyin. Çok farklı bir çağrışım, çok farklı bir algıya vesile oluyor. Bana Osman arkadaş deyin, bana Ali Osman deyin. Ama kurban olayım, bana reis demeyin. Çok teşekkür ediyorum bu önerimi dikkate alacağınız için. Şimdi memleket hangi halde? Memleket ne hale getirildi? Memleket öyle bir hale getirildi ki, bakın şu fotoğrafa iyicene bakın. Bu iki engelli çocuğun babası bir savcıydı. Ve Gülen yapılanmasından dolayı tutuklandı, açığa alındı. Bu iki tane çocuk engelli. Engelli aylıkları kesilmiş. Bu çocukların engelli aylığı kesilmiş. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Merhamet etmeyin diyor. Acımayın diyor. Siz merhamet ederseniz, siz acırsanız acınacak duruma gelirsiniz. Seydam, İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmeyecektir. Bu bir hadis-i şeriftir. Kuvun lehevudu verin rahmi ve kadal mehem ya verin rahmi. Kuem lehevudu verin rahmi ve kadal mehem ya verin rahmi. İşte HDP bundan dolayı zulüm kime yapılırsa yapılsın zulme hayır diyor. Mazlumun, masumun yanında yer almanın çabasını ortaya koyuyor. Kardeşlerim, memleketi bu hale getiren zihniyet, memleketi bu hale getiren algı, memleketin gerçekten halini görebiliyor mu? Bakın Adana'da, Adana'da bir düğün alayı durduruldu. Ve o düğün alanında keskı soru zer şallara el konuldu. 1990'lı yıllarda trafik lambaları keskı soru zerdir diye, bölücülüğü çağrıştırıyor diye değiştirmeyi gündemlerine almışlardı. Bugün kayyumlar Diyarbakır'da orta refüjlerdeki laleleri, sümbülleri keskı soru renk zer olan rengarenk baharın renklerini ortadan kaldırmak için bir rengini geri çekiyorlar. Laleleri söküyorlar. Bu kade bu kade, bunların doktora gitmesi lazım. Doktora gitmesi lazım. Doktor, doktor. Doktora giderlerse muhtemelen doktor teşhisi koyamayabilir. Muhtemelen teşhisi koyamayabilir. Ben şimdiden bütün doktorlara çağrıda bulunuyorum. Eğer bunlar, bu tipler size gelirse, teşhis kürdofobidir. Bunlar kürdofobi olmuşlar. Oysa ki bir düğün alayı, bir düğün konvoyu niçin durdurulur? Durdurulur, durdurulmaz diye bir şey yok. Niçin durdurulur? Aha, bu girdiğiniz şahsiyet de düğün konvoyunu durdurmuş bir şahsiyettir. Ama aynı zamanda benim düğün konvoyum da durdurulmuştur. Niçin? Para için. Hediye için. Hediye için. Ama bunların gözü o düğün konvoyundan alınacak parayla doymayacak kadar aç bir gözdür, aç.
O açlığı vallahi düğün konvoylarının hediyesiyle doyurmak da mümkün değildir. Xode çave van terbik. Em kim bilsin şeydi? Xode çave van terbik. Kardeşlerim, memleketin kendisi şu an itibariyle acınacak durumda. Adalet yoksa o memlekette, o memleket acınacak durumda. Eğer ki bu tablodan rahatsız olan her kim varsa, gelin bu tablonun değişimi konusunda güç birliği yapalım. Gelin bu tablonun değişmesi konusunda ortak akıl etrafında buluşma çabasını ortaya koyalım. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu manada çağrımdır. Hükümete bu manada çağrımdır. Eğer son 2 yıllık politikada halen ısrarlıysanız, çok açık ve net söylüyorum, bu ülkenin, bu memleketin geleceği konusunda ne kadar kaygılansak yeridir. Ne kadar kaygılansanız yeridir. Ama bu politika böyle sürmez. Böyle sürmemeli. Çünkü adaletsizlik, hukuksuzluk, zulüm almış başını gidiyor diyorsanız bir yerde yanlışlık var. Durması lazım, düzeltmemiz lazım diyorsanız kaygılanmanızı gerektirecek, korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Gelin tam da bu noktada öyle bir şey yapalım ki değişimin politikasını, değişimin çabasını hep birlikte ortaya koyalım. Ve değiştirecek, dönüştürecek en önemli argümanlardan bir tanesi de bizi ne bu hale getirdi sorusunu sormak ve o soruya yanıt almaktır. Bu ülkeyi bu hale getiren en önemli nedenlerden bir tanesi hükümetin, Ankara'nın Rojava politikasıdır, Rojava politikası. Kürt karşıtlığı, Kürt korkusu politikasıdır. Astana'da çatışmasız bölgeler oluşturacağız diyorsunuz. Suriye'ye barış gelsin diyorsunuz. Peki Suriye'nin şu anda DAEŞ'ten arındırılmış bölgelerine ne diye operasyon düzenliyorsunuz? 74 fermana maruz kalan Şengal'e ne diye operasyon düzenliyorsunuz? Çatışmanın şu anda olmadığı bölgelere çatışma göstermek suretiyle nasıl bir barış sağlarsınız? Çok açık ve nettir. Rojava politikası bir Kürt düşmanlığı politikasıdır. Kürt karşıtlığı politikasıdır. Siz bu politikadan vazgeçtiğiniz gün Rojava bir tehdit değil, PYD bir tehdit değil, tam tersine Türkiye için, Türkiye'nin iç barışı için birer fırsattır. Altın değerinde birer fırsattır. Türkiye'deki silahlı muhalefetin, Türkiye'deki silahlı çatışmanın, Türkiye'deki bütün acıların silah zemininden çıkması, çatışma zemininden çıkmasının da en önemli fırsatlarından biri haline dönüştürülebilir. Dolayısıyla Rojava Kürt halkı bir tehdit değil, tıpkı Güney Kürdistan gibi, Güney Kürdistan hükümeti gibi doğru politikalarla bu ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel partneri olabilir, partneri. Gelin bu politikadan bir an önce vazgeçin. Çağrımız herkesedir. Siyaset sadece eleştirmek değildir. Elbette ki muhalefet olarak biz eleştiri görevimizi yerine getireceğiz. Elbette ki hükümete ayna tutacağız. Ama bununla birlikte çıkış yolu öneriyoruz. Bu gidişattan, bu yanlıştan dönme yolunu işaret ediyoruz. Eğer kulak asmış olsaydınız 12 Ağustos 2016 yılında bu kürsüde, bu salonda, şu anda cezaevinde tutulan eş genel başkanım Sayın Selahattin Demirtaş, yine bu kürsüde, bu salonda eş genel başkanım Sayın Figen Yüksekdağ çağrıları var, yol ve yöntem önermeleri var. Bir, sorunların çözümü için diyalog kurarak işbirliği yapmak. İki, hep birlikte sivil, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu bir anayasa yapmak. Üç, her türlü kimlik, inanç, mezhep, yaşam tarzı farklılıkların tümünün hukukun güvencesi altına almak
ve böylesi bir gelecek inşa etmek. Devlet yönetimini ve gücünü halkla, yerelle paylaşmak. Barış içerisinde bir ülke, huzur ve güven içerisinde bir toplumun inşası için hep birlikte çalışmak. İşte bu çağrılarımız, eş başkanlarımızın bu çağrıları, HDP'nin bu çağrıları bugün ekmek kadar, su kadar, oksijen kadar hayati derecede önemlidir. Tuzdur ha tuz, bu öneriler tuzdur. Ama onlar tuzu kokutmaya çalışıyorlar. İnşallah bir izn-i kavatahada tuzun kokmasına izin vermeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Kardeşlerim, önümüze %10 engelini koydular. Musa kardeşim, o %10 engeli bu iradenin buraya yansımaması için ortaya konulan bir engeldi. İşte dayanışmayla, çabayla, eforla, barıştan, demokrasiden, özgürlükten vazgeçmemek suretiyle nasıl o %10 barajı aşıldıysa, birlikte yaşamamız önünde, adalet önünde, eşitlik önünde, özgürlük önünde oluşturulan bütün engelleri de aşacağız. Ve bu ülkeye hak etmiş olduğu demokrasiyi, özgürlüğü, barışı mutlaka ama mutlaka Lisa kardeşlerimize armağan edeceğiz. Onların yarasını barışla, özgürlükle ve adaletle saracağız. Hoş Kubrayminin aziz. Bugün bu ülkenin en acil ihtiyacı ve en acil gündemi 2019'u tartışmak değildir. 2019'a giden yolda temeli yanlış atılan bir binanın üzerine koyacağınız her bir tuğla size sağlam olmayan bir yapı olarak geri dönecektir. Bakın 1924'te tekçilik üzerine kurulan bir sistem neredeyse 80 yıldır bu ülkeye huzuru vermedi. Bu antidemokratik paket ve aynı zamanda meşruluğu olmayan bu paket düğmenin bir gümleğin düğmesinin yanlış iliklenmiş ilk düğmesidir. Bundan sonra parlamentoda yanlış düğmeleri iliklemektense dönüp öncelikle bu iliği sökmemiz lazım. Bu da ancak ve ancak içeride ve dışarıda siyasetin bütün gündemini demokrasi olarak işlersek mümkün olabilir. Bu da ancak ve ancak içeride ve dışarıda barışı inşa etmenin mücadelesini ortaya koyarak mümkün olabilir. Diliniz ne olursa olsun, kimliğiniz ne olursa olsun, etnik kimliğiniz ne olursa olsun, inancınız ne olursa olsun, yüreği barış için çarpan, yüreği özgürlük için çarpan, yüreği adalet için çarpan, bu ülkede adalet tecelli olsun diyen herkese yüreğimizin kapısı açıktır. Çağrımız bu manada ben insanım diyen herkesedir. Ben bu duygularla bir kez daha sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Kardeşlerim, İroho, İroho, Heftemin Salvegera, Dardakırına, Ferzat, Kemangere. O ev, o hemu havalı hogrevi. Le Rojava'yı Kürdistan, Le Rojlahat'ı Kürdistan, O Le Başkure'yı Kürdistan, her muhalle, her çarpaşın, parçen aha piroz, hemmu şehidin demokrasi azadiye ez carektin bir rezdari bir tinim o bangamın carektin lehemmu geleme Kürdü Kürdistaniye İroho Xadi derketina mirasa Xadi derketina mirasa şehida bir yek haleki te avakırın evji bi halin tifakiye tifak para gele Kürdübü Stara Xoda, lser hemu mazlumabı, Stara Xoda, lser geli Kürdü Kürdistan'da. Zor sıkıntı.